Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın adını Bakış Geleceğin Riskleri özel olarak değiştirdik. Çünkü bundan sonra peyderpey Bakış programlarında size geleceğin risklerini anlatmaya çalışacağız. Tabii bunları kendimiz söylem olarak ya da herhangi bir meslete dayanmadan anlatmayacağız. Bu konuda araştırmalar, analizler var. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Artık 2023'ün sonuna geliyoruz. Neredeyse Kasım ayını bitirdiğimizde Aralık 2 aylık bir süreç var. Artık dünyada yavaş yavaş bir takım raporlar, 2023 analizleri ve 2024 projeksiyonları yapılmaya başlar. Bu raporların en başında da 2024'te toplumları bekleyen riskler ilk sırada gelen araştırmalardan bir tanesidir. Hakeza bu araştırmalardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Geleceğin 10 riski nedir diye çok geniş katılımlı, dünyada çok geniş katılımlı işin uzmanlarına sordular. Ve geleceğin ilk 10 riskini tespit ettiler ve açıkladılar. Biz bugün biraz onu konuşmak istiyoruz. Neler var o listenin içinde? İşte önümüzdeki yıllarda hangi riskler var? İşte jeopolitik riskler mi, iklim değişikliği mi, nedir? İlk sırada hangisi var? Bütün bunları biraz süremiz el verdiğince paylaşmak istiyoruz. Efendim bunları da Aksa Sigorta CEO'su Sayın Yavuz Örken'le konuşacağız ve tartışacağız. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Arkadaşlarımız bize ulaşacağınız tüm sosyal medya adreslerini benim de dahil olmak üzere ekranın altında verecekler. Soru ve yorumlarınıza katılabilirsiniz. Evet efendim, geleceğin riskleri neler? Bakış başlıyor. Evet efendim, Aksa Sigorta CEO'su Sayın Yavuz Örken konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın merhaba, Örken. Merhaba. Şimdi süre kısıtlı, konuşacak çok konu var. Konular da her konuda çok detaylı. Geleceğin riskleri araştırması yapıldı. Bu araştırmayı global bazda yapıldı galiba. Yanılmıyorsam düzeltin. Aksa Global Doğru. yaptı. Önce bu araştırmayı hani nasıl yapıldı biraz ondan verelim. Çünkü genelde bu tür araştırmalarda önce bir altını doldurmamız Doğru. gerekiyor. Buyurun. Bey, bir kere böyle bir yayın için teşekkür ederiz. Bundan sonraki programlara da destek olmaya çalışacağız. Bakış her zaman fark yaratıyor. Gelecek risklerine bakış da çok oturdu. Gerçekten gelecek kelimesini kullanmamız lazım. İçinde riskleri irdeliyorsak. Bu çalışma şöyle, 2014 yılından beri Aksa'nın dünya ölçeğinde yaptığı ve yaptırmaya devam ettiği bir çalışma. Eurasia Group'la beraber son 3-4 yılında beraber yapılıyor. Şu anda 23 binin üzerinde katılımcıya aslında yapılan birebir anketlerle bu verilere ulaşılıyor. Bunların içinde uzmanlar var, tabii akademisyenler var, politikacılar var, sigortacılar var, vatandaşlar var. Diğer taraftan da kanaat önderleri var çeşitli toplumlarda ve dünyanın birçok ülkesindeki faaliyet gösteren profesyonellere de bunlar soruluyor. Gelişim 2014 yılında başladı bu açıkçası geleceğin riskleri raporlarının düzenlenmesi. Bugün 2023'teyiz, 10.sü tamamlandı ve her yıl binlerce sayı artarak ilerliyor. Bu çalışmalar aslında bize neden önemli, bir sigorta teknisyeni ve profesyonel olarak Aksa grubunun bu dünyadaki bütün çalışmalarını inceleyen birisi olarak şunu gösteriyor. Sizin de gelecek risk olmasın mottosu var aslında programda. Evet, bizim hedefimiz hem meslek olarak biz sigortacıyız hem de topluma nüfuz etmeye gayret eden bir mesleği icra ediyoruz. Bu çalışmaları hatırlatmamız lazım. Bir örnek vereceğim. Ne demek istediğimi anlatmak istiyorum. 2014 yılında yapılan ilk çalışmada iklim değişimi ve küresel ısınma o günkü toplumlarda ve o günkü akademisyenler dahil birçok kesimde yer bulmamış bir risk aslında. Bakın 2014'e gidiyoruz, yani tam 10 yıl önce. Yani risk varmış da itibar yani görmemiş. İtibar var ama ilk 10'a sayılmamış, ilk 10'da bulunmamış bir riskten bahsediyoruz. Daha sonra birdenbire 2015 ve 2016'dan sonra yaşanan afetler, işte Paris Anlaşması vesaire derken birdenbire riskler artık var olmaya başladı. Şimdi geleceği tanımlamak için gerçekten risklerin ne olduğunu doğru sahiplenmemiz lazım. Yine ilginç bazı veriler, 2015-2016 raporlarına baktığınızda
pandemi alt sıralarda ve yok neredeyse ondan öncesinde. 2016-2018 döneminde dünyanın çeşitli ülkelerindeki eksperler ve uzmanlar ve dünya vatandaşları pandemi bir risk olarak gördüklerini ifade etmeye başlamışlar. Ama biz onun sahiplenilmediğini gördük. Yani gelecek için future risklerin içine konmuş, gelecek risklerine konmuş, sıralamaya girmeye başlamış. Ama yeteri kadar önem verilmediği için biz pandemi karşısında bütün dünyada kriz yaşadık. İşte tedarik zinciri başta olmak üzere. Ben söylemenizden şunu anlıyorum. Başımıza gelmeden biz bunu algılayamıyoruz. Evet, yani bu sadece bizim toplumumuza, Türkiye değil, özel bir durum değil. Dünyada bütün insanoğlu olarak. Bütün insanoğlu olarak baktığımızda başımıza geldiğinde, şimdi çalışma ile ilgili detay veririz ama şu önemli benim için, bu kez ilk kez çalışmadım. Bu seneki raporunda şunu gösteriyor. %60 katılan, yani 25 bine yakın katılımcının %60'ı artık birey, küçük topluluk, toplum, ülke, dünya, globalde bu sorunlarla bir arada el ele mücadele edilmezse sorun olabileceğini de dile getirmiş. Yani peki, eskiden konular biraz daha bireyselde algılanmışken şimdi global noktaya gelmiş durumda. Eskiden belli başlı grupları ilgilendiren konularken toplum ya da iş dünyası ya da finans dünyası falan derken şimdi artık herkesi ilgilendiren hale geldi. Geldi. Bu arada arkadaşlarımız da versin. Çünkü biz hani 2014-2015 yılında şöyleydi böyle diyoruz ama şimdiki duruma tespit, göre son tamam, tespit riskleriniz neler? Oradan daha iyi hani geçmişle mukayese edebiliriz. Arkadaşlar da yansıtabilirlerse grafikler ekrana. Birinci riskiniz? Değişmiyor. İklim değişikliği. İklim değişikliği. Bugün artık olmazsa olmaz konumunda birinciliğini son 5 yılda koruyor ve açıkçası sadece 2020'de pandemiyle yer değişti. İklim değişimi değişmiyor açıkçası. Siber güvenlik. Şimdi siber güvenlik bunu biraz ikinci sıraya oturdu. Tamam, bunu bir ve açmak birbirine bağlantılılık var. Yani siber güvenlik şöyle bir şey. Bir ülkeye, bir şahsa, bir kurumun dışında aslında bugün dünyanın herhangi bir yerinde oturarak farklı bir ülkeye siber saldırı yapabiliyorsunuz. Ki ve örneklerini görüyoruz. Örneklerini görüyoruz. Şimdi bu global kriz yaratabilecek kadar, en az pandemi kadar, en az küresel ısınma kadar bir anda dünyadaki bütün sistemi çökertebilecek. Yani finans piyasalarını çökertmek, sigorta sistemini çökertmek veya uçuş sistemlerini etkilemek veya denizciliği etkilemek diye düşündüğünüzde siber security artık, yani aslına bakarsanız teknoloji insanlık adına olumlu adımlar atmak için işte tıp alanında vesaire çok büyük mesafeler kat ederken bir taraftan da siber güvenlik diye bir kavram karşımıza çıkıyor. İkinci sırada siber güvenlik var. Üçüncü sırada hepimizin bekleyeceği bir şey. Bugün bizim içinde bulunduğumuz coğrafyadan da arınamayacağımız bir şey. Jeopolitik riskler. Ya ben bunu mesela bu dönemde birinci sıraya koyardım ama öyle çıkmamış. Şöyle, onu hep tartışıyoruz. Tabii şöyle bakılıyor. Jeopolitik riskler aslında barışçıl bir düzene girmeye karar verirse dünya liderleri aslında bir anda bir T anı ile T anı arasında iki zaman dilimi arasında durdurulabiliyor. Ama küresel ısınmayı durduramıyorsunuz. Siber güvenlik konusunu durdurmanız mümkün değil. Dolayısıyla biraz daha aslında insanın veya liderlerin, toplumların, ülkelerin, devletlerin yönetebileceği ve kararlılık gösterilirse bir miktar stabil tutulabileceği bir alanda olduğu için üçüncü sıraya getirmiş durumda. Burada bence çarpıcı olan dördüncü ve beşinci yapay sıra. Yapay zeka ve bir... Evet, dördüncü ve beşinci sıra gerçekten bizim bundan sonraki programlarda üzerinde çok durmamız gereken konu. Çünkü yapay zeka ve büyük veriye dönük risklerin ortaya çıkmaya başlaması bu çok önemli. Bu son zamanlarda çok gündemde olan bir konu ama bir şey soracağım. Hani işte bu yapay zeka ile kişileri kandırma, bir takım şey. Bu aslında siber güvenlikle çok örtüşmüyor mu ben şimdi Yavuz Bey? Çok doğru bir tespit. Ayrışmışlar. Ayrışıyor çünkü generatif AI denen bu üretken yapay zeka denen bir formatın içine düştük biz. Yani büyük veri oluştukça, veri oluştukça bugün bizlerin görüntüsü de bir veri, sesi de bir veri, el hareketimiz de bir veri. Ve özellikle bu üretken yapay zeka, generatif yapay zeka dünya toplumlarının önünde çok ciddi bir risk. Aslında ne demek, ona da bir bakmak lazım. Biz yapay zekaya alışkınız aslında, büyük veri, veriden bir sonuç üretmek. Ama üretken yapay zeka şöyle tanımlıyor açıkçası. Bilgisayar sistemlerinin metin, görüntü, ses gibi farklı veri türlerini işleyerek orijinal içerik oluşturması. Evet. Yani aslında bakarsanız bizim programlardaki bu
tartışmalarımızı bir müddet sonra bize ihtiyaç olmadan yapabilecek bir üretken zekadan bahsediyoruz. Doğru. Bunun ne kadar tehlikeli olabileceğini hepimiz herhalde tahmin edebiliriz. Şeyi hatırlasanız da bu meşhur bir dünyada sanatçı var ya, onun Tom Cruise'un yapay şeyini görüntüsü yapıp hatta oradan da bir reklamda oynattılar ve dava konusu oldu. Yani bu aslında işte veri hırsızlığının veri hırsızlığına siber güvenlik önemli. Verinin sızmaması lazım. Yani bizlerin görüntülerinin vesairelerin sızması, sosyal medyaların sosyal medya mecraların kullanımlarının tanımlanması gerekecek. Yani üretken yapay zeka bence gerçekten risktir. Biz yapay zekayı bugün üretimde kullanıyorsak, robotik prosesleri üretimde kullanıyorsak, buralarda bir problem yok. İnsanlığın faydasına. Ama kötü niyetle kullanıyorsanız büyük problem. Bir ikinci husus özellikle bu üretken yapay zeka ve büyük veriyle ilgili iş gücü. Yani iş gücünün olumsuz etkilenmesine dönük de gerçekten sinyaller var. Bu ne demek? Değil mi? Tabii. Bazı alanların işte bu ChatGPT ya da sanal robotların veyahut da işte insana bağlı operasyon sistemlerinin bir dönem sonra işte yapay zeka ya da üretken yapay zekayla çalışanların aleyhine kullanılması gibi durumların çok mevzuatının bile düzenlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da unutulmaması gereken, atlanmaması gereken ve toplumların ileride farklı kaoslarla karşılaşmamak için bugünden dikkat etmesi gereken çok kritik başlıklardan bir tanesi. Şimdi şu yapay, bir sonraki liste geçmeden şu yapay zeka ve big data ile ilgili bir küçük ekleme yapayım Yavuz Bey. Aslında sizler hep böyle sürekli big data, büyük veriye ulaşmalıyız, veri. Şimdi yavaş yavaş o aslında yaratılan canavar yavaş yavaş etkilemeye başladı. Çünkü niye? Kontrolden çıkmaya başladı. Biraz da böyle, ben böyle de görüyorum. Yani hep yıllardır büyük veriler olsun, biz bunlarla işte şunu yapalım, bunu yapalım dedik. Şimdi o canavar yemeye başladı. Ya aslında ona bir canavar dememek lazım. Aslında bakarsanız insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı koruma felsefesi varsa arkasında yaptığınız için bu veriyi etik kullanırsınız. Yani bugün tıp alanında da birçok araştırma yapılıyor. Burada ama önemli olan tabii bu teknolojik gelişimi sağlayan ve bunların asıl üretkenliği sağlayan kurum ve kuruluşların etik düzende çalışması, ama en önemlisi bence toplumlar ve uluslararası aslında yasalara da baktığımızda yeniden dizayn edilmesi gereken mevzuat var. Tabii, tabii. Bunlara uygun olarak sorumlulukların tanımlanması. Buralar hazır değiliz. Aslında tehlike buradan kaynaklanıyor. Tabii, yapay zeka ve big data'da en çok konuşulan konu ülkelerin kendine yönelik mevzuatsal altyapıları. Süre daralıyor. Beşinci riskimiz enerji. Şimdi enerji ara ara gelip gidiyor ama 2022-2023 çalışmasında 4 ve 5. sırada. Hepimiz görüyoruz, yani bugün fosil yakıttan bahsediyoruz. İşte yeşil enerji, güneş enerjisi, işte rüzgar enerjisi vesaire, ama toplumların ileriye gidebilmesi için enerjiye ihtiyaç var. Öncelikle bir enerji tüketimi konusunda büyük bir israf olduğunun altını çizmemiz lazım. Bizim de görevimiz aslında bu ülke için, Türkiye için de çok kritik. Enerjiyi verimli kullanmak zorundayız. İkincisi, verimli kullanırken nereden ürettiğimiz önemli. Burada da dikkat etmesi gereken konu şu: enerji konusu gündeme geldiğinde işte fosil yakıtlı araçlardan vazgeçelim, öbür tarafta her şey elektrikli olsun. Bunların hepsi bir denge konusu. Yani burada enerji konusu sadece fosil yakıtlardan uzaklaşmak değil, en doğruyu bulmak konusu. Çünkü bütün araçlarımız elektrikli olduğu bir İstanbul düşünelim. Bunu besleyecek altyapının ne kadar zamanda hazır olabileceğinden bahsediyorum. Bu enerji listeleri daha çok Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte biraz daha gündeme geldi. Tabii enerjiye ulaşım kısıtlandığı anda, yani az evvel konuştuğumuz konu. Aslına bakarsan enerji riski belki de hiç çıkmamalı. Gelecekte enerji ihtiyacımız olacaksa küresel ısınmayı da düşünerek, öbür tarafta jeopolitik riski düşünerek, biyoçeşitliliği düşünerek dünya nasıl bir enerji sistemiyle yürümelidirin makro düzeyde daha tartışılması lazım. Bana sorarsanız enerji riski aynı jeopolitik riskler gibi hiçbir zaman benim nazarımda hiçbir zaman ilk beşten dışarı çıkmamalı. Üzerinde gerekiyor. Mutlaka farklı çalışılması gereken. Şimdi süre azalıyor. Bu 6, 7, 8, 9, 10 riskleri arkadaşlar ekrana versinler. Ben size başka bir şey sormak istiyorum. Çünkü bunları konuşurken Aytaç, verebilirsen ekrana bütün riskleri topluca. Şimdi izleyicilerimiz de görüyor 10 riskin tamamını. Ben şunu sormak istiyorum. Bu risklere baktığınızda bunlar önlenebilir riskler mi?
Bunların içinde tabii ki önlenebilir riskler var. Yani özellikle küresel ısınmadan başlayalım, önlenebilir. Yaşam biçimimizi değiştireceğiz. Siber güvenliğe baktığınızda kurallara uygun yaşayacağız. Yani kendi sistem altyapılarımızı biz, ben meslek olarak korumak zorundayım ve buna yatırım yapmam lazım. Jeopolitik riskler önlenebilir mi? Ülkelerin biraz insafına kalmış bir durum çıkıyor ama bu önlenebilir. Big data, yapay zeka, bunun doğru kullanımını, etik kaidelerini, uyum şartlarını ortaya koyarsanız minimize edilir, bırakın. Hiçbir şey sıfırlanamaz. Hedefimiz minimize etmek olmalıdır. Enerji riski keza aynı şekilde. Biyoçeşitlilik, mesela finansal dengesizlik riski. Bu da dünya toplumlarında çok problem. Yedinci sıraya oturmuş durumda şu anda. Bunlar kasıt şey herhalde bildiğimiz işte enflasyonist ortamlar ki. İşte son yani birkaç yıldır dünyanın yaşadığı. Varlıklı ülkelerle daha gelişmiş gelişmemiş ülkeler arasındaki dengesizlikler. Bununla bağlı olarak zaten sosyal hareketlerden bahsediliyor. Aslına bakarsanız ilintili. Sosyal hareketler ilintili. Evet. Yani 9'da pandemi var, 10'da da makroekonomik riskler var. Şimdi hepsi aslına bakarsanız bu yılki raporun en önemli çarpıcı notlarından bir tanesi birbirine bağlılık. Bakın eskiden daha keskin olarak bunlar tanımlanırken bugün toplumsal olayların bazında jeopolitik riskler var, enerji var, küresel ısınma var, gıdaya erişememek var. Dolayısıyla hepimiz için çoklu kriz. Benim yani bugünkü mesajım şu olmalı diye düşünüyorum hepimiz için. Çoklu kriz yöneteceğimiz bir evreden geçtik ve bu evre bitmeyecek. Yani tekli değil. Sadece küresel ısınmaya odaklanarak gelecek risklerine hazırız diyemeyeceğiz. Benim nazarımda bu bahsedilen, konu edilen ve araştırmaya tabi 10 temel riskin üzerinde hem birey olarak hem biz sigorta ve iş dünyası olarak hem de tabii ülke yönetimleri olarak odaklanmak zorundayız. Bu kaçınılmaz. Biz de bu farkındalığı beraberce inşallah diğer programlarda da arttırırız diye Peki, düşünüyorum. Peki 3 dakika siz açtığınız konuyu ben oradan devam edeyim. Şimdi yıllardır yapılan çalışmalar, bu araştırmalar, bunlar sigortayla nasıl, yani şimdi şöyle mi, iklim değişikliği birinci risk son zamanlarda, evet bu beraberinde sigortaya olan talebi artıyor. Hakeza siber güvenlik, hakeza işte enerji riskleri. Bu sigortaya bir yansıması var mı bu araştırmanın? Şöyle, bizim açımızdan var. Yani nedir var olan konu? Bir küresel ısınmadan bahsedeyim örnek olarak. Biz gelecekte küresel ısınmaya bağlı olarak doğal afetler riskosunun arttığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Tamam. İspat edildi artık. Dolayısıyla rezervlerimizi, sermayemizi, finansal gücümüzü çok hazır hale getirmemiz lazım. Yani ne demek? Kar payı dağıtmak yerine yedek akçe biriktirmemiz lazım. Çok basit. Yani çok basit matematikte. Ama ürünlerimizi de çeşitlendirmemiz lazım. Çünkü konvansiyonel sigorta ürünlerinin dışında sigortaya erişimi gerçekleştiremeyen gelir kesimi olan insanların veya küçük işletmelerin bir doğal afet karşısında bir parametrik sigortaya tanışması artık ihtiyacı bayağı ortaya çıkmış durumda. Bunun üzerine hem restoran hem sigorta pazarının çalışması gerekiyor. Keza sigorta, siber güvenlik dediğimizde bugün başımıza geleceğin ne olduğunu bilmiyoruz. Hem fidyecilik var, siber güvenlik ve fidyecilik var. Hem de sistemlerin bozulmasıyla ilgili ortaya çıkan onların geri kazanım maliyetleri var. Bunlar büyük bütçeler. Bir ürün çıktı zaten, siber güvenlik ürünü çıktı ve devam edecek bunlar baktığınızda. Pandemiyi konuştuk, özellikle Türkiye'de pandemiyle beraber sağlık sigortacılığında biliyorsunuz pandemi teminat kapsamı dışına alınan bir risko iken biz 2019-2020 geçişinde Türk sigortacılığı olarak bir önlem halinde artık ürünlerimizin içine pandemiyi dahil ettik. Ancak %100 korumayı sigortadan beklemek mümkün mü? Değil. Bunu da altını çizmemiz lazım. Bu riskleri bilerek belki ileride daha da artacak şiddeti doğal afetlerin, siber güvenliğin. Hepimiz şunun da idrakında olmamız lazım. Sigorta bir miktar, bir müddet sonra paylaşım esasına da dönebilir. Kişilerin de bir muafiyeti, bir katılım payını veya kurumların ortaya koymaları gerekebilir. Yani bu ne demek? Nasıl sigortacılar biz sermayemizi hazır ediyorsak, rezervlerimizi hazır ediyorsak, modellerimizi ve korumalarımızı hazır ediyorsak, bireyden aileye, aileden küçük işletmeye, küçük işletmeden büyük işletmeye bu risklerin karşısında da güvenli tarafta durmak için hem finansal hem de farkındalığı belli bir noktaya götürmemiz gerekeceği aşikar.
Biz hatırlatmaya devam edeceğiz sık sık. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ölken. Ağzınıza sağlık efendim. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bu bakış riskler, özel riskler ve risklere karşı korunma özel bölümlerini ara ara Sayın Ölken'le yapacağız. Aslında fikrin doğuşu Yavuz Ölken'den geldi. Ya böyle bir şeyler yapalım, dünya buraya doğru gidiyor diye. Ayrıca onun için de teşekkür ediyoruz size. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.